Galatasaray çözümü 30 milyon euroluk sol bekte buldu. Lucas Dine sürprizi. Galatasaray'da Beşiktaş mağlubiyeti sonrası hız kazanan transfer süreci çok iddialı bir noktaya doğru ilerliyor. Sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine Lucas Dine girdi. Galatasaray, Aston Villa'nın 30 milyon euro ödediği Lucas Dine'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef bölgelerden biri de Solbek. Bu bağlamda sarı kırmızılıların gündemine giren son isim Lucas Dine oldu. Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Lucas Dine'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Aston Villa 2021 22 sezonunun ara transfer döneminde Lucas Dine, Dewey Everton'dan 30 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Geçtiğimiz sezon 46 maça çıkıp 3, 350 dakika süre alan 31 yaşındaki Fransız Solbeck 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. Dine'nin Aston Villa ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. Okan Buruk cezayı kesti, o ismin yerine transfer Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olarak ağır bir hezimet yaşayan Galatasaray'da taşların yerinden oynayacağı ileri sürüldü. Süper Kupa mücadelesinde Giovanni Van Bronckhorst'un Beşiktaş'a ile kozlarını paylaşan Galatasaray, sahadan 5-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray'da, Teknik direktör Okan Buruk'un Yıldız ismin performansını çok yetersiz bulduğu, ve yerine transfer düşündüğü iddia edildi. Galatasaray, Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin 21. saniyede kaydettiği golle Süper Kupa tarihinin en erken golünü yiyen takım oldu. Geçen sezon oynanan ve Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı Süper Kupa maçında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 50. saniyede Fenerbahçe'ye attığı gol, Süper Kupa'nın en erken golü olarak kayıtlarda yer almıştı. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı. Sarı Kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde geride kalan iki sezonda çıktığı 97 resmi müsabakada 75 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Galatasaray Turkcell Süper Kupa maçıyla bu sürede çıktığı 98. resmi müsabakada 13. kez mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte en farklı mağlubiyetini geçen sezon, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 4-1'lik skorla gördü. Beşiktaş, mağlubiyeti, Buruk döneminin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 5-0'la alan Beşiktaş, 83 yılı aşkın süre sonra aynı skoru tekrarladı. Siyah-beyazlı ekip Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1903 e ve 29 Aralık 1940'da 5-0'lık skorlarla elde etmişti. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Beşiktaş maçında kenara alınmasının ardından bir hayli öfkelendi.